Efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli dostlar, Büyüklerin izinde programıyla şükürler olsun bugün de huzurlarınızdayız. Altun silsilenin dördüncü halkası. İmam Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh. Kuddüs'e sirruhudan bahsedeceğiz. Kıymetli hocam anlatacak. Biz de nasipleneceğiz, bereketleneceğiz. Kıymetli hocam, hayırla geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak bu zatların himmetini, bereketini, şefaatini bütün ümmetin Muhammed'in ve bizim de üzerimize kılsın. Amin. İmam Caferi Sadık, Kudüs'e sirruhu, tabiinden bir zattır. Ama müthiş bir evliyaullah ve müthiş bir alimdir. Tabi bir özelliği var. şimdi bir mezhep mensupları kendilerini Caferi mezhebindeniz diye ifade ediyorlar. Kendisi müçtehhiddir ve çok büyük bir alimdir ama kitaplaştırmamış fıkıh görüşlerini. Evet. Ondan sonra birileri onun adına bunu yapmış diye kitaplarda yazıyor. Tartışmaya girmek istemem. Yani herkes kendi inancı, kendi düşündüğü gibi inanabilir, yaşayabilir. Onda bir sıkıntı yok. Bizi tasavvuf yönü ilgilendiriyor kendisinin iki yönü var. Bir velayet, bir de nübüvvet yönü var. Velayet yönüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Ebbekri Sıddık'a, Hazreti Ebbekri Sıddık'tan Selman-ı Farisi'ye, Selman-ı Farisi'nden Muhammed bin Kasım bin Ebu Bekre, ondan cafer Sadık Hazretleri'ne gelen bir silsile var. Bir de dedesi Hazreti Ali'den ona gelen bir silsile var. Velayet yönü bizi ilgilendiren yönü. Fıkıh yönü fıkıhçılara bırakalım. Kendisi 702 senesinde Rebiülevvel ayının 17'sinde pazartesi günü ona bile mütabat yapmıştı. doğarken. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedesine Medine-i Münevvere'de doğmuş. Mekke'de vefat etmiş. 765 senesinde miladi. Ama kabri Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'dedir. Yani bırakmamışlar Mekke'de, getirmişler. Hakikaten Cennetül Baki'dir orası da yani. Tabii şöyle bir sıkıntısı var oranın. Şu andaki oradaki resmi ideolojik kabir taşlarını kaldırdığı için Kimin kabri kimin yerinde çok az. Hiç ancak bilenler biliyorlar. Hemen aklıma Ahmet Rufay Hazretleri Kudüs'e ruhu geldi. Buyursunlar hocam. Anlatmıştık başka programlarda ama tebrik olsun. Eyvallah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri başında şöyle diyor. Ya Resulallah bugüne kadar kalbimi gönderdim. Kalbim nasibini aldı. Destur ver dudaklarımda nasip alsın. Ya ne kadar tatlıdır be. Ve şebeki i şerif deniyoruz sandukada. elini kemal edeple öpüyor Hazreti Ahmed er Rufai Kudüs'ü ruhu. Torun, seyit. O hali gören o zamanki hüccac, kimi kamasını, kimi kılıcını kendisine o dehşetle, o şaşkınlıkla saplıyorlar. Geri dönüyor bakıyor ki millet yerlerde yatıyor. Allahu Teala hatiften yani gizliden denir. Ona bildiriyor. Onlara şu ayeti okuyarak meshet yaralarını çek yani kılıcını, çek, hançerini ve mesledince kan dahi çıkmıyor. Ondan sonra Ahmet Erdoğan Rufay-ı e nispeti olarak buna bürhan denir. Evet. Rufay tarikatında devam ediyor. Şiş vururlar, bıçak vururlar, ateş ağızlarını alırlar, tevhid çekerler, alev çıkar böyle yakmaz. Ne ateş yakıcıdır, ne kurşun öldürücüdür, ne bıçak yaralayıcıdır. Hepsi ancak Allah'ın emriyle zarar verebilir. Amin. Onun müsaadesiyle zarar verebilir. Onun için bu Geçmişte İbrahim Aleyhisselam'a olduğu gibi koca ateş yakmamıştır. Allahu Teala emretmiştir ona. İbrahim'e serin ve selamet ol. Bitti. Bıçak biricik yavrusu İsmail Aleyhisselam'ı kesmemiştir. kesmemiştir. Bu iş böyledir yani. Onu göstermek için. Mürhan zaten delil, senet demek. Hmm. Ama adaptır. Mensup olmayanların yanında gösterilmez. Tıpkı hatmeye yabancıların, sekiz şart yapmayanların alınmadığı gibi. Kendisi 10 tane çocuğu olmuş. İmam Cafer Sadık Hazretlerinin Kudüs'e sürhü. Bunun 7'si erkek, 3'ü kız. Musa Kazım, İshak, Muhammed, İsmail, Abdullah, Abbas ve Ali erkek çocukları. Hepsi zamanın süsü, alimi ve üstadlarından olup evliyanın rehberiydiler diyor kitap sahibi. Musa Kasım Hazretleri onun 12 imamın 7.si durumundadır. Babası 6.'dır kendisi yedincisidir. İmam Cafer ilmi 12 imamdan beşincisi olan babası Muhammed Bakır'dan öğrenmiş. İlim ve fazilette zamanı bir tanesi oldu diyor. Ve çok müthiş her soruya cevap verirmiş mübarek. Ve dermiş ki biz gitmeden ihtiyacınızı giderin. Sorun sorularınızı biz bu dünyadan ayrılmadan. Yeah. Böyle. Zamanda yaşayan Akli Selim kimselere hocalık yapmış. Kimyanın babası olan sayılan Cabir de onun talebelerinden. Cafer Sadık'ın talebesi Cabir. İmam Cafer'in en meşhur talebesi ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'dir. İki yıl İmam Cafer'in derslerine devam etmiş. Onun için diyor ki o iki yıl olmasa Numan helak olurdu diyor. Adı Numan'dır biliyorsun. Babasının adı Sabit. Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla gelen manevi zikri hafi yolunu sessiz zikir yapmış. Bütün tasavvuf yolları İmam Cafer Sadık'a gelmektedir hem Hazreti Ali'den hem de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan nakşibendiler. Hazreti Ebu Bekir'den gelen yolu devam ettirmişlerdir. Kadiri Rufai Halveti Şazeli gibi tarikatlarsa Hazreti Ali'den gelen yolu devam ettirmişlerdir. Kübreviye tarikatta Hazreti Ebu Bekir'den gelen yolu devam ettirmiştir. Mevlana Hazretleri de Kübrevi yolundandır aslında. Onun babası Mevlana Celaleddin Rumi tabi, Hazretleri. Mevlana Seferi. Celaleddin Rumi Hazretleri Mevlevi'nin babası Kübrevi halifesidir. Tabi Mevlana gibi bir koçbaşı olunca ondan sonra Mevlevi tarikatı diye. Onu da aslında oğlu Sultan Veled teşkilatlandırmıştır yani tarikat olarak. İmam Cafer Sadık Hazretleri Resulullah'a çok bağlıdır. Birisi babaların yolu olup Hazreti Ali vasıtasıyla gelen yoldur. Bu yola nübüvvet yolu denir. Hazreti Ebubekir'den Bekir'den gelen yola da velayet yolu denir. Yani çift kanatlı bir zattır. Zülcenaheyn'dir kendisi. Ebu Bekir Selman'ı farisi ve Kasım bin Kasım bin Muhammed bin Ebubekir'den Nakşibendi silsilesi ona gelmiştir. Yani kendisinden sonra Hazreti Bekir'in oğlu Kasım bin Muhammed torunu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bu bin bin işleri biraz bazen bizi karıştırıyor. <laughs> Estağfurullah hocam. Muhammed Hazreti Bekir'in oğludur. Kasım da Muhammed'in oğludur. Ondan <laughs> gelmiş. Dolayısıyla biz bundan sonra Kasım bin Muhammed Hazretlerini bulacağız e, anlatmak için. İnşallah. Evliyalık ve velayet üstünlüklerinde Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Zeynel Abidin ve babası Muhammed Bakır yoluyla oraya da gelmiş bir zattır. Tabi Zeynel Abidin Hazretleri Seyitlerin kökü durumundadır. Kerbela vakasında tek kurtulan erkek çocuktur. Halaları kurtarmış saklayarak o katil zümresinden. Ben e, Kerbela'yı okuyamamışımdır hiç. Yani ona tahammül edemiyorum. Okumaya tahammül edemiyorum. Bazen ehli sünnete birilerinin haksızlık yaptığını da düşünüyorum. Ehli sünnet bir vakayı olduğu zamana göre değerlendiriyor. Bugünden ben Kerbela hakkında o oradaki olaylar hakkında ne kadar konuşursam konuşayım değiştirme şansım yoktur. Ha ama o Yezid ve onun komandanı maalesef Ömer ismini taşıyormuş. Hazreti Ömer'e kurban olsun. O katili yapanlar yaranmak için Yezid'e. Yezid o zaman Şam'da, Kerbela'da değil. Hatta şöyle bir şey de anlatılır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Muaviye'ye senin neslinden gelecek olan benim bu oğlumu öldürecek diyor. Böyle bir şey aşk meclislerinde anlatılır. Bunun üzerine o zamana kadar oğlu yok. Hayızdan kesilmiş bir kadınla evleniyor Hz. Muaviye. Bu anlatılıyor. Kabul eden etsin etme etmesin beni ilgilendirmiyor. O kadından bu Yezid doğuyor. Yezid fazlalık demek. Onun için adını Yezid koyuyor. Ziyade. Ziyade olmuş. Fazladan olmuş anlamında. Ve Allah'ın takdiri var. O şehit olacak. Bunun taraftarları katil olacak. E, peygamber zaten cennetteki gençlerin, şehitlerin efendisidir diye haber vermiş aleyhissalatü vesselam. Hatta beni çok e, duygulandırmıştı. Ümmü Seleme annemize bir gün Peygamber Aleyhisselam bir torba içinde bir miktar toprak veriyor. Bu nedir ya Resulallah? Bunu diyor göreceğin bir yere as. Bundan kan damladığını gördüğünde bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Bu kerbela toprağı diyor. Allah Allah. Ve bir gün annemiz yaşlı da aslında ama yetişmiş Ümmü Seleme radıyallahu teala. Bakıyor ki kandam diyor Eyvah Hüseyin şehit olmuş diyor. Gene Siyer'de okuduğum Küfe'ye o zaman Irak'a gitmek için yola çıktığında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Ey kardeşimle oğlu gitme. Baban derdi ki Küfe ehli bir vefadır. Küfe ehli vefasızdır. Onlar vefasızsa ben vefalıyım sözümde dururum diyor. Yani takdir var takdir. Muhakkak takdir tedbiri bozar derdi lütferim hocam. Takdir tedbiri bozar. Takdir tedbiri bozmuş. Ama Allah fazl ve kerem sahibidir. Zeynel Abidin'i saklamış. Bugünkü milyonlarca şehidin dedesi. Ve bu şehitlerin içinden yüzlerce gavs azam, binlerce kutup, on binlerce evliya yetişmiş. Elhamdülillah. Ve onlar ümmete, hizmete devam ediyorlar. Büyük bir nimettir şehitlik. Ama hakkını vermek şartıyla. Hakkını vermeli. O ağırlığı hissetmeli kendisi de yani. Kusura bakmasınlar, biz de bu kadar söyleyelim. Eyvallah hocam. Biz 50 senedir seyitlerle aşırılaşırız. <laughs> Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Aynen, elinde. aynen. Hepsinin ayağı başımızın üstündedir ama tabii bazen sıkıntılar da olmuyor değil yani. O da bir hakikattir. Kitap sahibi diyor ki, İmam Cafer-i Sadık, Kudüs-i e Muhammed Aleyhisselam'ın milletinin dininin sultanıydı. Tefsir ilminde eşi yoktu. Aynı şekilde fıkıhta da o devrin en büyük fakihlerinden biri durumunda ve kalp ilminde de o zamanın kutbu. Gavs-ı Azam'ı yani kendisi. Şöyle bir gün kölelerini çağırmış. Şöyle demiş, gelin sizinle sözleşelim. Kıyamet günü içinizden hanginiz kurtulursa onu diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim. Kölelere söylüyor. Onlar ey Allahu Teala'nın Resulü'nün evladı, sizin bizim şefaatimize ihtiyacınız yoktur diyorlar. Dedeniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların ve cinlerin şefaatçisidir demişler. Ben bu amellerimle, işlerimle yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım diyor. Bunu söyleyen zat büyük bir alim, büyük bir evliyaullah, kutbül azam. Ama diyor ki bu amellerimle ben onun yüzüne bakmaya utanırım diyor ya. Allah Allah. Bunun ilminin noktaşı kadar olan alimlik taş diyor. Bunun yaptığı ilmi amelin belki milyarda milyarda birini yapmayan takvalık iddia ediyor. İşte onun için bu buzatlar büyük. Büyük olduğu için büyükler. Eyvallah hocam. <laughs> Kelime yetmiyor anlatmaya. Laferi Sadık Hazretleri kelam, tefsir, hadis ve diğer din ilimlerinde yüksek derecelere ulaşmış. Bu ilimlerde kendisinin olduğu bildirilen eserler, isareler sonradan yazılmış diyor kitap sahibi. Din bilgisi üzerinde hiç kitap yazmamış. Kelam ilminde sapık itikat inanç sahibi olan ehli bidate ve felsefecilere karşı verdiği sağlam, vesikalı cevaplar bu hususta yazılan ehli i Sünnetin Kelamı kitaplarında yer almış. Ama kendisi yazmamış. Hadis ilminde Sika idi diyor. Sika, güvenilir demek hmm. kendisi. Ravi olup kendisinden pek çok hadis rivayet edilmiş. Bununla ilgili şunlar şunlar diye var kitaplarda. İmam Şafii ve Yahya bin Mu'in onun Sika, güvenilir olduğunu bildirmişler hadiste. İmam-ı Azam Ebu Hanife onun hakkında ondan daha fakih fıkıh ilmini bilen kimse görmedim buyurmuş. Ki İmam-ı Azam için de İmam Şafii Hazretleri o Numan bin Sabit fıkıhta insanların annesi gibidir. Herkes ondan istifade etmiştir buyuruyor. Subhanallah. Öyle bir güzel ifadesi var. Ebu Hatem de onun sika bir ravi olduğunu ifade etmiş. Salih bin Ebi Esved İmam Cafer'in beni kaybetmeden önce her ilimden sorun. Benden sonra size benim gibi söyleyen birisini bulamazsınız demiş. Allah Allah. Kendisine onun için bir tekellim, güzel anlatan demişler yani. Bir gün İmam Casip, Yafer Hazretleri bir müddet halvet, yalnızlık halinde kalmış. Evinden insanlar arasına çıkmamış. Kendisine evliyanın büyüklerinden Süfyan-ı Sevri evine ziyarete gelmiş. Ey Resulullah'ın torunu, insanlar bereketli, nefesinizden faydalı, sohbetinizden mahrum kaldı. Niçin uzlete çekildiniz demiş. Şimdi böyle gerekiyor, zaman bozuldu ve dostlar değişti demiş mübarek. O zaman zaman bozuldu diyor. Yani Resulullah'tan 100 sene bile geçmemiş daha yani. Evet, aleyhissalâtu O dönem. E şimdiye bakalım. Şimdi bozulma normal gelmiyor mu yani? Ya. <laughs> Maalesef. Hatta bugün sabahleyin bu programa gelirken bu millete ne kadar hücum ettiler diye evde kahvaltı ederken düşündüm. Şimdi yıllar evvel Türkiye'de Amiral Gazetesi denilen bir gazete şöyle diyordu bekaretin ne önemi var? Tövbe estağfurullah. Evet. Yani insanlara siz evlenmeden zina edebilirsiniz demek istiyordu. Çok etkili olmadı. Yani boyalı basın ya da kağıt basın. Fakat şimdi sosyal medyada bunu becerdi. Ve şöyle yaptılar. Zinaya aşk, zaniye sevgili dediler. İki güzel kelimenin ırzına geçtiler. İşte aşk yaşıyor. Zina ediyor yahu. Ne aşk yaşıyor? Ve şöyle bir şey vardır. Türkçede kanı bozuk diye bir tabir vardır. Nikahsız doğan çocuğun kanında sıkıntı olur. Ve o önce en yakınlarına zarar verir. Ondan sonra da içinden çıktığı topluma zarar verir. Ve o kanındaki fıtrattan gelir. ha. Onun da kabahati değil o. Onun için dinimiz zinayı kesinlikle yasaklıyor. Yaklaşmayın buyuruyor bir Rabbim. Bir de Hallim. öyle ki yaklaşmayın yani. Yaklaşırsan yaparsın demek. Bugün bu sabah onu hatırladım. Öyle biraz celallendim, biraz kızdım. Eyvallah hocam. Biraz üzüldüm. Bu zat demiş ya bu zamanda da dostlar bozuldu diye onun için hatırladım yani bunu. Zamanın hükümdarı bir gece vezirine demiş ki hemen git İmam Cafer'i buraya getir. Onu hemen öldürmek istiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Herhalde e, Ebu Yezid'in zaman, onun çocukları zamanıdır büyük bir ihtimalle. Emevi zamanıdır. Emeviler seyitleri hiç sevmemişler. Ama işin ilginç tarafı, Abbasiler de sevmemiş amca çocukları. Korkmuşlar. İktidar korkusu. Allah hidayet etsin. Tamam. Amin. Vezir evinde oturmuş, gece gündüz ibadette meşgul olan Cafer-i Sadık hazretlerine demiş ki gel, kimseye karışmıyor. Niye onu öldür öldürmek istiyorsun demiş hükümdara. Vazgeç bu işten. Vazgeçmemiş adam. Epey dil döktüğü halde git al gel demiş. Gitmiş, İmam Cafer hazretlerini getirmiş vezir. İmam Cafer içeri girince ben başımdan külahımı çıkardığım zaman hemen başını vuracaksınız diye cellatlarına talimat vermiş hükümdar. Cafer Sadık Hazretleri içeri girmiş. Hükümdar bunu görünce derhal ayağa kalkmış. Kafasını vurduracaktı. <laughs> Büyük bir tevazu ile onu karşılamış. Koltuğuna oturtmuş. Kendisine edeple diz çöküp karşısında oturmuş. Cellatlar ve hizmetçiler şaşırıp kalmışlar. Efendim demiş benden bir emriniz isteğiniz olursa hemen emredin yapayım demiş hükümdar. Senden bir cam yok beni bir daha yanına çağırma demiş. İmam Cafer Hazretleri. Rabbime ibadetten beni alıp koyma. Başka bir şey istemem demiş ve gitmiş. Gittikten sonra sormuşlar ne oldu? Hani başını vurduracaktınız. Vallahi yanında bir aslan vardı. Eğer bir hareket yapacaksa yapacak olsaydım beni parçalayacaktı ondan korktum demiş. Allah Allah. Böyle çok aslanlı hikaye vardır. Eyvallah hocam. En güzel aslanlı hikayelerden biri de Gavsımızın, Gavsı Kasevi Hazretleri'nin hikayesidir. Onu daha önce anlatmıştık Ankara'da hayvanat bahçesinde. <laughs> Ne buyurmuş bu bari? Geçmiş ama. programlarımızdan bulabilirler, bulabilirler dostlar. Bulabilirler. Ama o cümle çok hoşuma gidiyor. Tekrar edeyim. Lütfen. Bizi hayvanlar benim. tanıdı da insanlar tanıyamadı demiş Kavuşan Asya O çok acı bir olaydır yani. Bir gün Süfyani Sevri gene kendisini ziyarete gelince demiş sen zaman zaman sultanıyla görüşüyorsun. O seni arıyor sen de ona gidiyorsun. Ben ise mümkün mertebe sultandan uzak duruyorum. Zamanın hali bunu icap ettiriyor. Yanımdan hemen çık git demiş. Kovmuş onları. Süfyan-ı Sevri bana bir hadis-i şerif nakletmedikçe buradan gitmeyeceğim demiş ona. cafer Sadık Hazretleri çok sözün faydası yoktur. Ben atalarımdan rivayetle Resulullah'tan bildirilen şu iç şeyi sana anlatayım dedi. Üç şey şudur. Allahu Teala'nın nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse Allah'a hamd ve şükrünü çoğaltsın. Zira Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Suresi 10. ayetinde mealen Nimetlerimin kıymetini bilir. Emrettiğim gibi kullanırsanız onları artırırım. Kıymetini bilmez, bunları beğenmezseniz elinizden alır. Şiddetli azap ederim buyurdu. Bir kimse rızık aldı, rızkı azaldığı zaman çok tövbe ve istiğfar etsin. Zira Allahu Teala Nuh suresinde tövbe ve istiğfar edenlerin günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını artıracağını vaat ediyor. Üçüncüsü ise bir kimse sultandan veya herhangi bir şeyden sıkıntı görür ve bir belaya uğrarsa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim desin. Biz de öyle diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunun üzerine Süfyan Sebri İmam Cafer'in elini tutmuş ve ona demiş ki bu hepsi üçü müdür? Bunları iyi anla. Allahu Teala'ya yemin ederek söylüyorum ki bunları yaparsan çok insanlara ve iyiliklere kavuşursun demiş kadar yeter yani. Çok söz insana, onun için derler ki çok söz ahma söylenir diye. Eyvallah. Bir gün kendisine sormuşlar. Allahu Teala faizin niçin haram kıldı? Bugün sorusu aslında bu. Buyurdu ki insanların birbirine iyilik yapmaları için faiz haram kıldı. İhsanda bulunmaları için faiz haram kıldı. Eğer onu haram etmeseydi insanlar birbirine karşılıksız bir şey yapmazlardı diyor. Evet. Ne kadar güzel anlatmış ama. Evet. Ve bugün öyledir. Yani bir şey oluyor. Ya diyor faize yatırdım paramı veremem. Yapamam. Karz Hasan unutuldu. İnanılır gibi değil hocam evet. ya. Aman ya Rabbi. Maalesef. Ha şimdi Karz Hasan yapanlara da insanlar su istimal yapıyorlar. O da var. Yani adam kelime manasını bir daha zikreder mi? Karz Hasan. Karz Hasan. Yani güzel yardım. Evet. Demek. Hasan güzel demek. Karz yardım demek. Eskiden Karz Hasan sandıkları varmış. İnsanlar ihtiyacını oradan alır, gider işini görür, işini bitirdikten sonra tekrar getirir oraya koyarmış. Maalesef benim hocamın dediği gibi peygamberden uzaklaştıkça aleyhissalatü vesselam güneşten uzaklaşan insan gibi oluyoruz. Güneş uzaklaştıkça kış geliyor biliyorsunuz. Eyvallah. Yakınlaştıkça yaz oluyor, meyveler olgunlaşıyor vesaire. Allah bizim sonumuzu iyi etsin. Amin. Allah bizi dostlarından Ayırmasın. Kusurumuzla beraber dostlar da bizi kabul etsinler. Bizi bağışlasınlar. Biz nefsimizle mücadele ederken ayağımız tökezleyebilir ama derler ki atın ayağı bir kere sürçtü diye de atın hayatına son verilmez. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz razı. hocam. Amin cümlemizden. Evet kıymetli dostlar. Bugün de programımızın istemeyerek de olsa sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbim nasip ederse haftaya yeni bölümde görüşmek ümidiyle, muhabbetle kalın.